Koronavirüs salgını et ve süt ürünlerinin fiyatlarının yükselmesine neden oldu. İzmir'in Urla ilçesinde besi çiftliği sahibi Necdet Can Bulat fiyatları ulusal kanala değerlendirdi. Koronavirüs sebebiyle süt, yoğurt, peynir yani süt türevlerinde artış oldu. Ona keza et fiyatlarında da artış oldu. Koronavirüs dolayısıyla tabii ithalat durduğu için iç piyasaya herkes yöneldi. Bütün kasaplar, bütün et kombinaları iç piyasaya yöneldiler. Yani talep olunca fiyatlar biraz yükseldi. Şu anda ben besi yapıyorum. Besi kesim fiyatı şu anda 38-39 hatta 40 liraları zorluyor. Bunun böyle giderse biraz daha yükseleceği söyleniyor. Hayvancılık sektöründe çoğu işletmenin zor durumda olduğunu belirten Can Bulat, saman ve yem fiyatları belimizi büküyor dedi. Geçen yıl harman dediğimiz zamanda saman 60 kuruş, 65 kuruş civarlarındaydı. Tabii kış mevsimi geldikçe, kış mevsiminden bahar mevsimine, tekrar yeni hasat dönemine yaklaştığımız zamanlarda saman fiyatlarının 1 liraları, 1 lira 20 kuruşları zorladığını gördük. Yonca geçen yıl tarlada 1 liralardaydı. Şu anda 1,5 liralar civarında. Hani bu fiyatlarla bu şekilde hayvancılığı devam ettiremeyeceğiz gibi görünüyor. Necdet Can Bulat'ın çiftliği 160 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip bir aile şirketi. Anne ve babasıyla birlikte hayvancılık yapan Can Bulat, salgın döneminde değeri anlaşılan tarım ve hayvancılığa daha fazla önem verilmesini istiyor. Urla Yarımadası eşsiz bir iklime sahip. Enginar ve hurma zeytinin yanı sıra şaraplık üzümüyle de öne çıkıyor. Urla Yarımadası'nı eşsiz kılan ürünlerden biri de üzüm. Urla şaraplık üzümleriyle meşhur. Peki koronavirüs salgını şaraplık üzüm sektörünü nasıl etkileyecek? 20-25 gün önce bağ uyanmaya başladı. Uyanmadan önce tarlayı işleme işi oluyor. İşte sürüyoruz, aralarındaki otları ayıklıyoruz. Daha sonra filizler ya da sürgünler büyümeye başladığı zaman hastalık olmasın diye onlarla zirai mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu zirai mücadele çok hassas bir konu. Kuşçular Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Kocaoğlu, salgın nedeniyle bağ bozumu şenliklerinin yapılmamasından endişeli. Nakliyesi var, işçisi var, şusu var, busu var. Tabii ki bu ürün ortaya çıkmadı. Daha henüz daha emek verilme, masraf edilme dönemi. Eylül'e kadar ne olur ne olur bilmiyorum ama yani etkilenecek gibi gözüküyor. Bağ bozumu şenlikleri de tabii. Tabii onlar da festival düzeyinde oluyordu. Tabii onlar olmayınca bizimkiler, bizim ürettiğimiz mallarda da bir etkilenme olacaktır mutlaka. Yeni dönemde tarım ve gıda güvenliğinin ön planda olacağını belirten Kocaoğlu, üreticinin kooperatifleşmeyle korunacağını vurguladı.